Kilometrelerce yürüdükten sonra petrol kuyularına, yani petrolün çıktığı yer ve damıtıldığı yerin bir bölümüne geldik. Damıtılan petroller büyük kazanlarda, büyük yerlerde toplanıyor ve buradan da dağıtımı yapılmaktadır. İşte sadece bir kuyusunu görebiliyoruz Kuveyt'in petrollerinin. Böyle petrollerce, kilometrelerce uzunlukta olan 7 tane petrol kuyusu var. Aslında daha fazlası da açılması isteniyor ama açmıyorlar. İlerideki yıllarda diğer petrol kuyularında açacaklarını söylüyorlar. Günümüzde petrolün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama ilerleyen zaman diliminde mutlaka bu petrolün yerine su alacak, su savaşları, suyun anlam ve önemini belirten değişik bilgiler ortaya çıkacak. Bugün petrol ne kadar önemliyse yarın veya gelecekteki günlerde suyun önemli olduğunu bizlere bu sıcak çölün ortasında an be an anlatılmakta veya da belirtisini şu anda görmekteyiz. Zira petrolün fiyatı 7-8 lirayken suyun 1 litresi 10 lira, 11 lira gibi bir fiyata Kuveyt'te satılmaktadır. Bu gördüğümüz alanda bir kısımda işleniyor, bir kısımda petrol yerin altından çıkartılıp yer üstüne, kilometrelerce yerin altından yer üstüne ulaşılmakta, alınan o siyah petrolün işlenerek diğer bölümlerde ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. Biz sadece bir bölümünü, bir kısmını çekiyoruz. Bunu belki de 10 veya 20 kilometre uzunluğunda olan bir yerdir. Sadece bir kuyusunu. Diğer kuyulara da yer yer nasip olursa sizlerle paylaşıp sizlere göstermeye çalışacağım. Hani bir zamanlar diyorlar diye aman petrol, canım petrol. İşte bu çölün ortasındaki zenginliğin ana teması bu petrol. Belki abartılı gibi olacak ama binlerce metrekare üzerine kurulmuş. Diğer tarafı deniz, bu tarafı bir tarafı çöl, bir tarafı deniz olan çölün yüzeyinde petrol denizi desek belki de abartılı olmaz diye düşünüyorum.